Crystal Bridges, Amerikan Sanat Müzesi'ndeyiz ve Ruth Asawa'nın 1958 yılında yaptığı isimsiz adındaki bir heykele bakıyoruz. Bu sanatçının uzun senelerdir yaptığı türden bir heykel. Bu biomorfik formlar telden yapılmış. Tavandan asılı duran bu heykel ilmek ilmek örülmüş telden ve iç içe geçmiş şekillerden oluşuyor. Sanki tohuma veya anne rahmindeki embriyoya benziyor. Veya suya zeytin damlatmak gibi bir his verdiğini söyleyebiliriz. Yağın suyu delip geçmesi, fakat aynı zamanda küre şeklinde suyun yüzeyinde toplanması gibi bir hareket hissi. Yani sanki burada zamanın gözler önüne serilişini görüyor gibiyiz. Bunun oluşturduğu ilginç bir gerilim var. Tel aslında bir raddeye kadar dövülerek işlenebilir, fakat burada sanki hiç ağırlığı yokmuş gibi hissettiriyor. Çok hafif ve narin görünüyor. Normalde tel deyince akla daha sert ve dayanıklı bir şey gelir. Ayrıca telle uğraşmak elleri yıpratan da bir şey ve sanıyorum ki heykeli yaparken sanatçı eldiven takmak zorunda kalmıştır. Demek ki bu sıradan ve hatta çirkin malzemeyi Asava daha estetik ve ağırlıklı olmayan bir şeye dönüştürmüş. Burada galeride heykeli seyrederken arkadaki duvarda yarattığı gölgeleri görüyoruz iç içe geçen daireler oluşturuyor. Asava'nın yöntemiyle ilgili gerçekten ilginç olan şeylerden biri de Black Mountain College denen önemli bir eğitim okulunda Joseph Albers'ın öğrencisi olması. 1940'larda ve 1950'lerde Black Mountain sanatsal yaratıcılığın birleştiği muhteşem bir merkezdi. Albers gibi Avrupa'dan gelen göçmenlerin bir araya geldiği Kuzey Carolina'da bulunan deneysel bir okuldu. İnsanlar Nazi zulmünden kaçarak buraya geliyorlardı. Black Mountain'ın farkı deneyselliğe odaklanmış olmasıydı. Hedefleri sanat eseri satacak veya galerileri dolduracak sanatçılar yetiştirmek değildi. Albers gibi insanlara Buckminster Fuller, Merce Cunningham, Jacob Lawrence gibi aslında o zamanlar misafir sanatçı olan isimler katıldı. Robert Rauschenberg de Black Mountain'da okuyordu. Asaba kökünü deneysellikten alan bu kapsayıcı modernist gelenekten geliyor. Yani İkinci Dünya Savaşı boyunca devam eden ve hemen sonrasını da kapsayan bir zaman diliminden söz ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı dendiğinde genelde Avrupa ve Nazi Almanyası'nın yükselişi gelir aklımıza. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın vuku bulduğu bir başka sahne ise Pasifik'ti. Asawa bir Japon asıllı Amerikan olarak Amerika'daki West Coast bölgesinde büyümüştü. Genellikle sanat tarihçileri onun bu tel kullanımını Arkansas'taki toplama kampında yaşadıklarıyla ilişkilendirir. Asawa, West Coast'taki evlerinden ve işlerinden zorla alıkonulmuş ve başka yerlere sürülerek toplama kamplarına gönderilmiş 100.000'den fazla Japon asıllı bireyden biriydi. O zamanlar Japon asıllı Amerikalılar hakkında halkta bir korku vardı ve Pearl Harbor saldırısından sonra ulusal güvenlik için tehdit oluşturdukları düşünülüyordu. Asava'nın yaşadığı toplama kampı dikenli teller ve nöbetçi kuleleriyle sarılıydı kadınlar, siyahiler gibi ötekileştirilmiş sanatçılardan bahsettiğimizde sanat tarihçileri bu sanatçıların eserlerini, onların yaşam öykülerini baz alarak açıklama eğiliminde oluyor. Ve genelde travma öyküleri bu sanatçıların çalışmalarıyla eşleştiriliyor. Asaba biri Kaliforniya'da ve diğeri Arkansas'ta olmak üzere iki farklı toplama kampında yaşamış olsa da Eserlerinin esas temeli Meksika'da öğretmenlik yaptığı yaz döneminde atılmıştır. Meksika'da sanat öğretmenliği yaparken köylülerden tel örerek sepet yapmayı öğrenmişti. Bugün bu heykeli galeride tek başına görüyoruz. Fakat bunlar çoğunlukla gruplar halinde enstalasyon olarak görülüyor. Sanatçı aslında heykellerinin birlikte sunulmasını tercih ediyor. Genelde bir müzeye gittiğimizde duvarlarda asılı tablolara bakmayı veya etrafında yürüyebileceğimiz bronz heykelleri düşünürüz. Yani genelde sanat tanımımız budur. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzyılın ortasında bu tanım değişmeye başladı. 20. yüzyılın ortalarındaki bu değişim izleyicilerden objeyle aynı mekanda olmalarını talep ediyor. Müze ziyaretleri de çok daha sürükleyici ve katılımcı bir hal alıyor. Aslında bunun sanatla haşır neşir olmayı daha zevkli hale getirdiğini söyleyebiliriz.